Demir, altın, ok, her grubun kendine has sebepleri var. Elbette bütün gruplardan farklı olan sizsiniz. Ha, bunu doğru söyledin işte. Bunu doğru söyledin. Herkes yanlış anlamış. Siz doğru mu anlıyorsunuz? Mümkündür bu. Bu mümkündür. Kastım yok hocam, anlamaya çalışıyorum. Bu mümkündür. Herkesin anlamadığını biz anlamış olabiliriz. Bunda bir terslik yok. Bunda hiçbir terslik yok. Bütün sahabenin anlamadığı bir sırrı Hazreti İbn Abbas daha küçük yaşta fark etti. Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti İbn Abbas fark ettiler. Bütün sahabe başka anladılar, onlar başka anladı. Onların dediği doğru çıktı. Efendim şeyde, Bedir'de Hazreti Ömer Efendimiz esirleri dedi, herkesi kendi akrabasına teslim edelim. Müşrikleri. Herkes kendi akrabasını öldürsün dedi. Ta ki Allah imanımıza şahit olsun dedi. Allah imanımıza şahit olsun ki biz sadece onun rızası için yapıyoruz. Akraba bilmem derdimiz yok. Tabi Hazreti Ebu Bekir ile Sultan-ı Kainat Şefkat Madeni, kainatın şefkati sert gördüler. Bazı şartlar koştular işte. Şu kadar adam okuma yazma öğretirsen bırakırız, şu kadar fidye verirsen falan. Sonra Hazreti Ömer çıktı, geldi, baktı ki hem Hazreti Ebu Bekir ağlıyor, hem Peygamberimiz ağlıyor çadıra. Ya Resulallah, niçin ağlıyorsanız söyleyin ki ben de ağlayayım dedi. Bilakis dedi, ayet seni haklı çıkarttı, yoksa biz helak olacaktık. Ayet seni haklı çıkarttı. Hazreti Peygamber'in görmediğini Allah Hazreti Ömer'e gösterir. Bunda ne var ki? Bunlarda zorluk yok. Mümkündür. Şimdi bizim böyle demekten ziyade sizin şu dediğiniz Risale-i Nur'da yok. Şu yaptığınız Bediüzzaman'ın hayatında yok. Siz bunları Risale-i Nur'un ve Bediüzzaman'ın dışında yapıyorsunuz derseniz biz de onlara cevap vermeye çalışırız. Ama onların anlamadığını sen mi anlıyorsun? Bu mümkündür yani. Bunda bir zorluk yok yani. Ne, hiçbir zorluk yok. Yani bir arazinin en güzel yolunu, en kolay yolunu merkepler biliyor. Merkebi bırak, oranın en kolay yolundan gider. Şimdi merkep bütün mühendislerden yukarı mı oldu yani? Allah ona ilham etmiştir. O onu öyle biliyor yani. Bize de öyle ve biz de diyoruz ki az fark şefkat tefekkür tarikinin anlaşılması lazım. Fena fil ihvan meselesinin anlaşılması lazım. Risale-i Nur'da zikir meselesinin anlaşılması lazım. Risale-i Nur'un bir tarikat olup olmadığı hususunun müzakeresi anlaşılması lazım. Biz bunları söylüyoruz. Biz Risale-i Nur'dan konuşuyoruz. Ha, birisi derse ki bu dedikleriniz, gelin konuşalım, mal memnuniye başımdan gözüm üstüne, bir ay olsa oturur konuşuruz. Yok, filanca abi anlamıyor da sen mi anlıyorsun? Yahu Hazreti Peygamber'in anlamadığını Hazreti Ömer anladı. Bunda ne var yani? He? Yine Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam geldi Bedir'e, bir yere ikame kondu. Ashabtan birisi geldi dedi, ya Resulallah, buraya vahiyle mi konduk dedi. Allah'ın emri olarak mı konduk? Hayır dedi. Harbin taktiği icabı. O zaman yanlış konduk dedi. Niye? Dedi, burada kuyu başını tutan harbi kazanır. Hemen Resulullah Efendimiz emir verdi. Ordugah oradan kalktı, gitti kuyu başlarına oturdular. Şimdi o sahabe haşa 100.000 defa, milyon defa peygamberden yukarı mı oldu yani? Allah ona gösterdi, ona göstermedi. Ne var bunda? Aczimendiye gösterdiğini başkalarına göstermemiştir. Doğru, bunda bir şey yok ki. Haklı söylüyor. Ama gösterdiği yanlışsa onu bana söyle. De ki bu yanlış. O zaman başına göz üstüne. Anladın güzel kardeşim.
herkes yanlış anlamış, siz mi doğru anlıyorsunuz? Çok doğru mümkün ve doğrudur yani, öyledir yani. Doğru. Mesela fena fil ihvan meselesini bu saydığın 26 gruptan birisi gelsin bana anlatsın. Tarikat mıdır Risale-i Nur? Bir tarikat hareketi mi? Gelsin konuşalım. Biz diyoruz tarikat hareketidir. O da desin ki yok. Gelsin otursun konuşalım. Veya desin biz gidelim. Yani öyle bir iddiamız yok. Nereye diyorsa gidelim. Açık kapalı. Nerede istiyorsa oturup konuşalım. Fena fil ihvan meselesi. Zikir meselesi. Ya bunların hepsi Risale-i Nur'un temel kaideleri, temel asasları. E bunu Allah bana göstermiş, onlara göstermemişse ben ne yapayım? Ben diyorum ki siz yanlış yapıyorsunuz. Onlar bana diyor ki yanlışsın, gelsin otursun konuşalım. Ya biz gidelim oturalım konuşalım. Biz bu meselede açığız. İnatçı değiliz.